Değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biz Manisa'yla gurur duyuyoruz. Bir şehir sevdalısı olarak Manisa'ya fidan şehir demiştim. Sanki bugünleri görürmüş gibi. Çünkü bir cihan devletinin fidanları burada yetişti. Fatih Sultan Mehmet Han, Kanuni Sultan Süleyman ve toplamda 7 sultan. Bir fidan devletiydi, bir çınar olmuştu. Kuvayi Milliye'nin fidanı da burada dikildi. Ve onun için Manisa benim için hep özel oldu, hep özel kaldı, hep özel olacak. Değerli Manisalılar, kendinizle gurur duymalısınız. Manisa demek devlet adabı, devlet kültürü demektir. Manisa demek istiklal demektir. Manisa demek ahlak demektir, maneviyat demektir. İşte şimdi biz hep gençlerle beraber olduk. Ve bizim siyasi hareketimizde de Manisa'nın özel önemi var Manisalılar. Biraz önce Selçuk Bey'in ifade ettiği gibi iktidarı elinde tutanlar sadece onlara siyasi ahlak dediğimiz için yolsuzluklara izin vermeyin, halktan kopmayın, yanlışların içinde olmayın dediğimiz için bizi ihraca sevk ettiler 13 Eylül 2019'da. Ondan sonra benim ilk durağım neresi oldu biliyor musunuz? Manisa oldu, Manisa oldu, Manisa oldu. Çünkü ben Manisa'ya güveniyordum. Manisa'nın ruhundaki o devlet bilincine, siyasi ahlaka güveniyordum. Tarih 18 Ekim 2019. Manisa'da bir düğün salonunda dostlarımla buluştum. Manisa Dostları platformuna. Ve o gün bir işaret fişeği çaktık ve dedik ki en geç yıl sonuna kadar partimizi kuracağız. Ve şunu söyledim Manisalılar. Size güvenerek, milletime güvenerek, halkıma güvenerek şunu söyledim. Artık hattı siyaset yoktur, satı siyaset vardır, satı ise bütün vatandır. Evet, o günden bu yana bize uygulanmayan baskı kalmadı. Eski bir başbakan olarak hiçbir başbakan, hiçbir siyasetçi böyle baskı görmemiştir. Yakınlarımıza baskılar yapıldı, arkadaşlarımıza baskılar yapıldı. Selçuk Bey çakallar tarafından cuma namazına giderken saldırıya uğradı. Selim Bey, Serkan Bey, Abdullah Güzel Dülger Bey, birçok arkadaşımız, son olarak da Trabzon İl Başkanımız mahkemelere çağrıldı. Sanki biz korkacağız arkadaşlar. Söyleyin, bizi tanırsınız, bilirsiniz. Biz Allah'tan başka kimseden korkar mıyız Marisallar? Arkamızda servet edindiğimiz gemiciklerimiz yok ki korkalım. Arkamızda bir takım dosyalar yok ki korkalım. Arkamızda mafya liderleri yok ki korkalım. Biz millete güvendik. Biz Manisa'ya güvendik. Eminim. Bakın o küçük bir düğün salonunda başlayan dostlar meclisi bugün meydanlarda. Türkiye'nin her yerinde meydanlarda işte Sultanbeyli'deydik haftalar öncesi. Yine böyle coşku içinde, yine böyle kararlılıkla size söz veriyorum. Bu devletin itibarını geri getirene, siyasete ahlakı geri getirene, yoksullara helal rızkı geri getirene kadar durmayacağız, susmayacağız, gece gündüz çalışacağız. Bizim sesimizi kısanları da kötü bir haberim var. O zaman gençler birlikte söyleyelim. Onlar gidecek. Onlar gidecek. Onlar gidecek. Onlarla birlikte bütün bu yanlışlar gidecek. Bakın hangi yanlışlar gidecek, onları da paylaşacağım. Onları da
18 Ekim 2019'da verdiğimiz sözün işareti olarak bugün meydanlardayız. 2 hafta önce Şanlıurfa'daydım. Ya ne tesadüf biliyor musunuz bacım? Bacım ne tesadüf. Şanlıurfa'ya televizyona çıkacağım. Televizyonlara. Yarım saat önce birden Şanlıurfa'nın bütün televizyon kanallarının internet bağlantıları ve uydu çıkışları kesiliverdi ya. Vah vah. Hayret değil mi? Tesadüfün bu kadarı. Beni misafir eden televizyon kanal sahibi dedi ki efendim 30 yıldır bu işi yaparım, ilk defa oldu. Dedim bizimle daha çok ilklerle tanışacaksınız, çok. Ne oldu bakın şimdi, Manisa'ya geldik. Yolda haber verdiler arkadaşlar. Nurten Hanım il başkanımız. Efendim birden Manolya Meydanı'nın elektriği kesilmiş. Vah vah. Bakın arkadaşlar. Bakın Manisalılar, onlar bizim internet bağlantımızı kesiyor ya, onlar bizim elektriğimizi kesiyorlar ya, biz onların hortumlarını keseceğiz, hortumlarını, çıkar bu borularını keseceğiz, ondan korkuyorlar, ondan. Çünkü biliyorlar biz gelirsek bu düzen sürmeyecek. Şimdi bunların ahlakı böyle, biz kendi ahlakımızla, kendi siyasetimizle onlara da dünyaya da örnek olacağız. Şimdi bakın. Güzel. Bakın bu gençleri sevdim. Bu gençleri sevdim. Niye biliyor musunuz? Gençler susmak için değil, konuşmak için vardır. Gençler itaat etmek için değil sadece, hakkı, adaleti talep etmek için vardır. Ve gençler her bir kuruşun hesabını sormak için vardır. Biz bu parti onun için gelecek partisi olarak kurduk gençler. Madem gençlerden başladık. Şimdi bakın, aramızdaki fark şu. Artık eleştiriyoruz ya, şimdi seçim masatı bahane geldik. Ne yapacağımızı anlatacağım ben sizlere. Bunların hortumlarını nasıl keseceğimizi, halka nasıl kaynak aktaracağımızı. Sayın Erdoğan gençlere döndü, dedi ki yani hekimlere, giderlerse gitsinler. Yurt dışına helal rızk için gitmek zorunda kalan gençten hesabını verme dedi. Dedi ki oraya zevk-ü safa için gidiyorlar. Bilmiyor ki Sayın Erdoğan. Çünkü kendi çocukları, kendi yakınları iş aramıyor. Çünkü kendi yakınları, kendi çocukları sokakta, yurtsuz kalıp da üniversite kapılarında beklemiyor. Çünkü kendi çocukları babasından harçlık alamama, isteme zilletine düşmemek için intihar etmiyor. Biz ne yapacağız gençler? Siz şahit olsun, olun. Sipil Dağı şahit olsun. Geldiğimizde gençlerimizin ümit duyacağı, gelecekten kaygı duymayacağı yeni bir Türkiye inşa edeceğiz hep beraber.